sizlere 3 ve 2 sandığı canlandırmaya çalışacağım. İnanmayacaksınız ama ben meşin bir valizim. Ben de bir tahta sandım. Hazır tahta demişken ben de tahtadan yapılmış bir vavulum. İçinizde en genci benim. Çek çekli, kırmızı, süslü püslü bir vavulum. İçinizde en yaslı benim. Hem de ceviz ağacından yapılmışım. Burası bir sandık odası. Biz de buraya atılmış eski eşyalarız aslında. Eski mi? Eski falan değilim ki ben. Ağzını topla. Bizim aramızda ne isim var öyleyse? Şimdilik bana ihtiyaç yok ya, ondan ayak altında durmayayım diye. Heh, şöyle yola gel. Biz de o yüzden buradayız zaten. Ben sizinle aynı değilim. Hanginiz yurt dışına yolculuk yaptı? Neler görünüyor? Yalan değil ki ama benim gitmediğim yer kalmadı dünyada. Böyle konuşmak ayıp değil mi ama? Asıl ayıp olan benim burada olmam. Hepiniz eski püskü şeylersiniz. Demek kızdan düştün ki buraya atıldın. Yanılıyorsun tahta sandık. Ben daha geçen hafta Londra'dan döndüm. Aranızda benden başka havaalanlarına giden uçaklara binen var mı? Ne çok konuşuyor bu ufaklık. Ne olmuş, nereye gitmiş? Daha sırtıma yapışık etiketleri göstermedim bile. Uzak yerlere gitmek ölecek bir şey mi? Sen daha yoktun o zaman. Ben askerlik yaptım çocuğum. Mustafa'nın elinde Arsun'a kadar gittim. Kaç yıl kaldım Arsun'da, hadi bil bakalım. Nereden bileyim ben? Bilemezsin tabii, tam 4 yıl. Öyleydi o zaman askerlik. Dünyada savaş vardı. Savaş kıtlık demek. Açlık demek, ölüm demek. Anlat. Tahta bavul. Öğrensin şu ufaklık. Konya'yı. Mustafa 4 yıl sonra askerlik bitince döndü. Kara treni anlat. Tahta bavul. Kara tren deyince orada duracaksın. Tren yol boyunca beklenir. Hem de özlemli. Yalnız yolcu taşımaz. Neydi? Haberleri de taşır. Gazete isteyen çocukları da anlat. Evet doğru ya. Gazete kolay kolay ulaşmaz da Anadolu'ya. Treni bekleyen, gazete diye böğüren çocuklar okudukları gazeteleri atarlardı çocuklara. Senin övündüğü şeye bak, kara trene binmiş miyim? Ben Amerika'ya kadar gittim. Ben hem de uçakla. aman, ne büyük iş başarmışsın. Siz neyden söz ediyorsunuz? Ben bütün yabancı ülkeleri gördüm. Dünyayı dolaştım, dünyayı. Hem kara tren mi kaldı? Dünyada suyu tükendi kara tren. Şunu kendine beğenmişliğine bakın. Uçakla yolculuk yapanın kendisi olduğunu sanıyor. Paris'e gidip gelmiştim. Paris'miş. Sen Londra'yı gör. Eiffel Kulesi var. Ne güzel, ne heybetli. Bir tek Paris'i görmedim diye üstünlük sağlamaya çalışma. Başka ülkelere gitmek üstünlük mü sağlıyor? Ben İzmir'den buraya da çeyiz sandığı olarak geldim. Çeyiz sandığı mı? Çeyiz dedi. Sen hanımızın çeyiziydi. Dövmeliymişsinizdir. İçime koyulan ötülenmiş. Her katına ravanta kokusu. Yerleşlerinde gür yapraklar dökülüyor. Evet. Geldiğimde doğalar da açıldı. Bir dakika. Hiçbir isli sandık ıslarılır. Ömürlük demek. Ben hayat taşıdım. Hayat. Hayat taşımak dediğin nasıl bir şey? Ne olmuş, ben de hayattasın. Geç kızım, hayallerimi de ama da uzattınız, her şey eksir. Doğru söylüyor. Doğru tabii, her şey eksir. Herkes kendi değerinin farkında olmalı. Hadi şimdi susun da yaslı tahtalarım dinlensin.